AstraZeneca'nın dışında genelde tüm ilaç firmalarında diş hekimliği fakültesi, eczacılık fakültesi ve de tıp fakültesi mezunları çalışabiliyor. Ancak AstraZeneca tercihen sadece tıp fakültesi mezunlarını işe alıyor ve tıp doktorlarının mezun olduktan sonra işe almaya başlıyorlar. MSL'lik ya da MSM'lik pozisyonundan itibaren. Alınan hekimlerin yetkinliklerine bakacak olursak da genelde en önemlisi aslında birincisi İngilizce geliyor. Çünkü çok fazla güncel yayın takipleri gerektiği için, hatta yeri geldiğinde yurt dışındaki kongrelere de gidip aktif çalışmamız gerektiği için İngilizce yetkinlik çok önemli durumda. Ek olarak belki daha da önemlisi yeri geldiğinde iletişim becerileri geliyor. İletişim becerileri çünkü hocalarla bilimsel açıdan asıl ilk ilaç firmasındaki muhatapları biz oluyoruz. Ve iletişim becerilerine dışında hem iç hem de dış paydaşlara yönetimi geliyor. Çünkü bir ilacın üretiminde klinik araştırmalardan ilacın sürümüne, hatta belki ilacın piyasadan çıkarımına kadar tüm aşamalarında medikal departman çok ciddi rol alıyor. Ve bu durumda da her türlü departmanla ve yeri geldiğinde bakanlıkla bile iletişimlerde birinci muhatabınız medikal departman oluyor.